Merhaba arkadaşlar, simisa.com YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Ramazan ile birlikte karşınızdayız. Ramazan bizler için ta Isparta'lardan geldi. 10 parmağında 10 marifet gerçekten. Hoş geldin Rama, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz, çok teşekkür ederiz. Davetimizi kırmayıp geldiğin için ayaklarına sağlık. Teşekkürler gerçekten. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Arkadaşlar, Ramon aslında mesleği aşçılık ama yapmadığı iş yok, öyle söyleyeyim. Her iş geliyor elinden, 10 parmağında 10 marifet dedikleri bu olsa gerek. Bize kendinden bahseder misin yaptığın işlerden? Çocuk yaştan beri sürekli örgü ören, yemek yapmayı çok seven, köydeki işlerde ailesine yardımcı olan, hani böyle sürekli aktif olan bir insanım. Aralarda kendisiyle de çok konuştuk, kendine aşırı özgüvene sahip bir insan. Örgüye nasıl başladın Ramon? Nereden geldi bu merak? Kimden öğrendin? Ya aslında şöyle bir laf vardı ya, insanın başına ne gelirse meraktan diye. O doğru bir gerçek sanırım. Benimki kesinlikle öyle. Hani 5-6 yaşlarındayken sürekli evde hani örgü ören bir aileniz, yani aile üyenizi gördüğünüz için artık sizin de sanki onu yapmanız gerekiyor gibi düşünüyorsunuz. Ben mesela annem sürekli örgü ördüğü için diğer odaya geçiyordum. Boya kalemlerimle örgü örmeyi deniyordum. Artık ipleriyle, annemin çöpe atacağı iplerle örgü örmeyi deniyordum. Sonra işte yavaş yavaş küçük küçük kendime atkı örmek, hani şapka örmek, sonra küçük küçük hepimizin evinde kullandığımız el bezleri falan var, onları yapmakla. Daha sonrası işte liseye gittiğim zaman da çok sevdiğim bir teknoloji tasarım hocam var. Onun sayesinde biraz daha geliştirdim kendimi. Hani tabii ben sürekli yeni şeyleri yapmaya, yeni şeylerin peşinde koştuğum için kendimi daha da çok geliştirdim. Hani yapamadığım bir şey yok diyorum kendim için. Hani bir kere görmem yeterli evet, yani benim için. Geldiği nokta zaten gerçekten harika bir yerdesin. Peki ön yargıları nasıl yıktın? Yani sana diyorlar mı? Sonuçta bir erkek olarak örgü örmek, yani karşı nasıl bir tepkiler aldın? Onları paylaşır mısın? Şöyle söyleyeyim. Toplumumuzda örgünün sadece kadınların yaptığı bir iş olarak algı var. Hani kesinlikle böyle bir şey değil yani. Aynı ülkemizde erkek aşçıların ne kadar çok olduğu gibi bence erkek örgücülerin de o kadar çoğalması gerekiyor yani. Herkesin örgü örmesi lazım. Yani evdeki sadece bayanların veya sadece kızların örgü yapması değil. Bütün erkeklerimizin oturup mesela ailede ya bir aktivite yaparmış gibi bence örgü aktivitesi yapılması lazım ya. Örgünün her ortamda yapılması gerekiyor bence. Şimdi sen anladığım kadarıyla zaten her ortamda örgünü rahatlıkla çıkarıp örgü örebiliyorsun. Böyle evet, bir özgüvene konuda... de sahipsin. İş yerinde, molalarında, otobüste bir yere giderken hepsinde örüyorsun. Yani bu özgüven, yani kendine o özgüveni almışsın sen zaten. Yani evet, ben bunu yaparım, ben bunu yapabilirim diyorsun. Ve çok güzel de bir duygu aslında. Umarım yolun açık olur. Yani yaptığı İnşallah. Örgüler arkadaşlar gerçekten çok harika. Modelleri kendi çıkarıyor ve kendi sosyal medya hesabında bunları satarak aile ekonomisine katkıda sağlıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Ramo bugün bizim için yazın en trend modellerinden olan bikini üstü modelini yapacak. Sizlere en ince ayrıntısına kadar gösterecek. Sen hangi rengi tercih edeceksin? Ben kırmızı rengi tercih ettim ama bikinimiz için şöyle söyleyeyim. Hani tatile çıkacak herkesin bunu bavuluna kesinlikle ve kesinlikle yanına alması lazım yani. Herkes bu bikini üstünü bu yaz giymesi lazım ya. Efsane evet, olacak çünkü. Evet, bu yaz çok tren. O halde arkadaşlar ipinizi, tığınızı alın. Koşarak bizi izlemeye gelin. Biz şimdi sizler için yapalım. Evet arkadaşlar, Ramo bizim için bir parçasını ördü. Diğer parçasını şimdi sizlerle birlikte öreceğiz, gösterecek. Hangi ipleri tercih ettin Ramocuğum? Ben rahat olması için yazın Alize Diva Plus ipimizi kullandım. Evet. Yazın kendilerini daha rahat hissetmek isterlerse, yani böyle sıcaktan dolayı koton ipler tercih edebilirler. Ya koton olan iplerin hepsini tercih edebilirler. Aynen öyle. Bu arada arkadaşlar, bütün örgü malzemelerinizi simisa.com internet sitemizden temin edebilirsiniz. O halde yapım aşamasına başlayalım mı? Evet. Şimdi biz ideal boyutlarda olması için biz 18 zincirle başlayıp 75-80 ölçülerinde bir bikini için yaptık. İsterlerse başlangıç zincirini daha da fazla arttırabilirler. İsterlerse biz mesela 7 sıra ördük. Onlar daha fazla örerek arttırabilirler. Şimdi şu kısmı biz kaç zincir çektik bunda? Biz bu kısım için 18 zincir çekerek başladık. 18 zincir çekip 7 sıra ördük. Son tarafta da bir sıra daha örüp biz böyle değişik şey kat görmek. Kat gideceğiz. Aynen öyle. Hani isterlerse 18 zincir değil de mesela daha büyük ölçülerde 20 zincirle 20, başlayabiliriz. 20, 22, 24 bu şekilde arttırabilirler. Zaten birkaç sıra ördükten sonra şekil ortaya çıkacaktır. Ölçüp bakabilirler yani. Evet, bu şekliyle de zaten gayet güzel ve aynen hoş öyle gözüküyor. Boncuklarla da süslemişsin sanırım. Sık örmelerini tavsiye ederim. Zaten böyle bu ipimizle örerlerse eğer bir elastik bir kıvam kazanıyor zaten yani bu ipimizle ördükleri zaman. O yüzden ellerini biraz sık tutarlarsa güzel olur. O zaman zincirimizi çekelim. Aynen öyle. İlk önce şu orta kısımdan başlıyoruz. Orta kısımdan başlayabilmek için
18 adet zincir çekiyoruz. Dediğim gibi zincir sayısını arttırabilirler veya azaltabilirler. İlk düğüm attığımız kısımdan sonra 18 adet zincir çekiyoruz. Düğüm atıyoruz, 18 tane zincirle başlıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ...18 adet zincirimizi çektik. 18. zincirimiz değil de bir yanındaki zincirimizin içine batarak başlıyoruz. Bir yanındaki zincirimizin içine batarak başlıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. Aynen ve son bir adet zincir kalana kadar sayıyoruz. 16 adet sık iğne yapıyoruz. En baştaki zincirimize gelene kadar 16 adet sık iğne yapıyoruz. 3, 4... Bütün zincirlerin içerisini sık iğne ile dolduruyoruz. Aynen öyle. Şu görüntüyü elde etmek için? Bu görüntüyü elde etmek için işte son zincirimize gelene kadar sık iğne yapıyoruz. Son zincirimizde yani o örgümüzün kuruluş aşaması orası. Orada göstereceğiz onu. Aynen öyle, örgümüz orada kuruyoruz. Tamamdır. Merakla bekliyoruz o halde. Şimdi sıra sonumuza kadar 16 adet. İlk iki sırayı veya ilk bir sırayı sayarlarsa daha rahat örerler. İlmek belirleyiciden de yardım alabilirler. Aynen öyle. Onu zaten şimdi son zincirimizin kısmında belirteceğiz. Bu arada dediğim gibi biraz sık örmeyi deneyin arkadaşlar. Hani eliniz eğer ki çok şeyse daha düşük numaralar kullanabilirsiniz. Biz 3 numara tercih ettik. Şimdi 16 adet sık iğnemizi yaptık ve son zincirimize geldik. Son zincirimize geldiğimiz zaman son sık iğnemizin içerisine 5 adet yapıyoruz. 1 2 3. sık iğnemizi yaparken ilmek belirleyicimizden yardım alıyoruz ve ilmek belirleyicimizi buraya takıyoruz. Aynı yuvanın içine 2 adet daha sık iğne yapıyoruz. Ve 16 tane sık iğne yaptığımız kısmın tam karşı noktalarına, 16 sık iğnenin tam karşısındaki boşluklara 16 adet daha sıra sonuna kadar sık iğne yapıyoruz. İlk boşluğumuzdan başlıyoruz ve 16 adet sık iğne yapıyoruz. Şimdi sadece bu kısımda bir ilmeğimizin içerisinde 5 ilmek yaptık. Bir dahaki sıralarımızda sadece 3 ilmek kullanacağız. Şimdi sıra sonuna kadar örelim. Bir yandan sen örerken ben de sormak istiyorum. Arkadaş çevrende mesela örgü öğrettiğin erkek arkadaşların var mı? Ya daha henüz nasip olmadı öyle söyleyeyim. Hani bayanlara çok yardımcı olabiliyorum ama şu an hiçbir erkek gönüllü olup da ben örgü örmeyi çok istiyorum diyen olmadı yani. Öyle birisi olursa çok sevinirim. Buradan da duyurulur arkadaşlar. Hani örgü örmeyi isteyen olursa seve seve yardımcı olurum. Evet, bizim kameraman arkadaşımız Azat bu konuda gönüllü olarak ben dedi hemen. Seve seve yardımcı olabilirim. 16 adet sık iğnemizi çektik. Şimdi geriye dönerken 1 adet zincir çekiyoruz ve 16. yani bir yana kaymıyoruz. 16. sık iğnemizin içerisine arka lobundan örüyoruz. Artık sık iğnelerimizin içine komple girmiyoruz. Arka lobundan örüyoruz. Yani sadece o kısmın bir tanesini alıyoruz değil mi? Aynen. Başak V kısmını. Kısmının sadece bir tarafını alıyoruz. Yani arka lobundan örüyoruz. Kendimize uzak olan kısımdan örüyoruz. Bizdeki olan kısım değil de diğer taraftaki kısımdan örüyoruz. Ve flo mu deniliyordu ona? Blo, flo vardı ya. Amigurumi arka lob diyelim. Evet. Biz arka lob diyelim. Şimdi bu şekilde bütün arka ilmeklerden örerek ilmek belirleyicimizin olduğu kısma kadar geliyoruz. Sıra sonuna kadar aynı şekilde örüp devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar değil, ilmek belirleyicimizin olduğu kısma kadar. Çünkü orası bizim orta noktamız. Biz bütün örgümüzü bu şekilde yukarıya çıkacağız. Orası bizim orta noktamız ve örgü sonuna kadar burayı kaybetmememiz lazım.
Dediğim gibi sadece birinci kısımda, yani birinci sırada ilmeğimizin içerisinde 5 tane arttırma yapıyoruz. Bundan sonraki örgümüzün sonuna kadar bütün ilmek belirleyicimizin olduğu kısımlarda sadece 3 ilmek yapacağız. Bir sağa, bir sola, bir de ilmek belirleyicimizi taktığımız orta kısma. İlmek belirleyicimizin olduğu kısma geldik. İlmek belirleyicimizi çıkarıyoruz. Ve aynı şekilde arka lobuna birinciyi yaptık, ikinciyi yapıyoruz ve ilmek belirleyicimizi kaybetmemek için hemen takıyoruz. Aynı boşluğun içerisine üçüncü sık iğnemizi yapıyoruz ve sıra sonuna kadar geri kalan bütün ilmeklerimizin arka lobunu örüyoruz. Bunu bilmiyorum, bu modeli bilmiyorum, yapamıyorum diyenler de rahatlıkla yapabilir anladığım kadarıyla. Aynen zaten öyle. Videoyu takip etmesi yeterli. Yani ince ayrıntısına kadar gösteriyorsun sen. Ya sadece dediğim gibi ilk sırada bir çetrefilli olay var. Diğer sıraları zaten hani bütün sıralar aynı şekilde birbirine aynı şekilde gidecek. Dediğim gibi hani kendi üzerlerinde kendilerini örüyorlarsa eğer ölçüp ölçüp yapabilirler yani. Ona göre büyütebilirler, küçültebilirler. Hatta örüp örüp de sökebilirler. İpimiz Alize ve Plus olduğu için yani bozulmayan bir yapısı da var ipimizin. Evet. O yüzden vazgeçmeden denemelerini tavsiye ederim. Sen genelde daha çok şiş ile örülen örgüleri seviyorsun anladığım kadarıyla. Aa, evet, şiş ile örülen örgüleri çok fazla seviyorum ama şiş veya tığ diye ayırmıyorum. Hepsini yapabiliyorum diyorsun. Hepsini yapabiliyorum, aynen öyle. Şimdi maşallah. İkinci sıramızı da bitirdik. Dediğim gibi şu şekilde örgümüz. Şimdi üçüncü sıramıza geçelim. Yavaş yavaş zaten şekil almaya başladı. Aynen öyle. Şimdi üçüncü sıramızda yine aynı şekilde bir zincir çekiyoruz ve yine son ilmeğimizin içerisine. Bir önceki, bir sonraki ilmeğimize battığımız zaman bu kısım yukarıya doğru çok aşırı derecede V şeklini alıyor. Biz o görüntüyü almasın diye direkt zincir çektiğimiz ilmeğimizin içerisine batıyoruz. Bu şekilde ilmek belirleyicimizin olduğu kısma kadar bütün örgümüzü dediğim kısma kadar hep arka lobundan öreceğiz. Bu şekilde şimdi yukarıya doğru çıkıyorum. Örmeye devam ediyorum. Ta ki ilmek belirleyicimizin olduğu kısma kadar. Yine ilmek belirleyicimizin olduğu kısma geldiğimiz zaman yine 3 artış yapacağız. Örgümüzdeki bütün arttırmalar artık 3 ilmek olarak artacak. Sadece en başta o şu çukurumsu görüntüyü verebilmek için sadece 5 ilmek arttırıyoruz. Diğer bütün sıralarımızda bakın şöyle koyduğumuz zaman şurada bir dikey görüntü var. Onu vermek için sadece ilk sıramızda bir 5 zincir arttırıyoruz. Daha sonra bütün sıralarımızda 3 ilmek. İlmek belirleyicimizin olduğu kısma yine geldik. İlmek belirleyicimizi çıkarıyoruz. İki zincirimizi çekiyoruz. Bir, iki. Üçüncü zincirimizi çekmeden ilmek belirleyicimizi ikinci zincirimizin içine takıyoruz. Ve üçüncü zincirimize çekip bu şekilde örgümüze devam ediyoruz. Örgümüzü bu şekilde istedikleri sıra boyutuna gelene kadar şu kısmı sayacaklar 1-2 diye. İstedikleri ölçüye gelene kadar 1-2-3-4-5-6-7 biz 7 sıra örmüşüz. İsterlerse 6 sıra örüp bırakabilirler. İsterlerse 7-8-9 veya daha büyük sıralarda örebilirler. Kendilerine kalmış. Tamamen bedenlerine uygun bir şekilde örebilirler. Aynen öyle. Şimdi biz stabil şekilde aynı sayılarda ilerleyeceğiz. Biz bu şekilde örmeye devam ediyoruz. 7 sıra olana kadar örgümüzü örüyoruz. Evet arkadaşlar, biz örgümüzü 7 sıra ördük. Dediğim gibi ilmeklerimizin arka lobundan örmüştük. Ön taraftaki kalan loblar bu şekilde öne çıkıntı oluyor. Biz bu kısımları sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sıramızı ördükten sonra 8. sıramıza geçerken yine bir zincir çekiyoruz. Bu sefer zincirlerimizin içine batıyoruz. Arka veya ön lobuna değil, zincirimizin iç kısmına batıyoruz. Bu şekilde örgümüzü dediğim gibi
İlmek belirleyicimizi kesinlikle çıkarmıyoruz. İlmek belirleyicimiz örgü sonuna kadar bize yardımcı olacak. Şaşırmamak amaçlı. Şu kısmı, ortadaki kısmı verebilmek için. Şimdi ilmek belirleyicimizin olduğu kısma kadar bütün sık iğnelerimizin içine bir tane sık iğne yaparak devam ediyoruz. Sık iğnelerimizi yaptıktan sonra birleştirme kısmına geçeceğiz değil mi? Sık iğnelerimizi yapacağız. Yine bu sık iğnelerimizin olduğu kısımda da bir 3 tane arttırma yapacağız. Sonra kenarına şu görüntüyü vereceğiz. Desen yapacağız. Aynen, tabii bunu desen. İsteyen istediği modeli ekleyebilir buraya. Biz bu aynen şekilde öyle. Kullandık. Biz bu şekilde tercih ettik ama bu şekil çok güzel yakıştı. O yüzden bu şekilde tercih edebilirler. O yüzden onun da anlatımını göstereceğim. Şu ip kısımlarını da isterlerse kalın da yapabilirler. Değil mi? Yani şu an ince gibi gözüküyor. Biz ipimizi zaten iki katlayıp da yaptık. İki ipten yaptık. Yani ipimizi birleştirerek yaptık. Hani gayet sağlam bir görüntü. Aynı bu şekilde bu tarzda yapabilirler. Şimdi ilmek belirleyicimizin olduğu kısma geldik. Yine aynı şekilde ilmek belirleyicimizi çıkarıyoruz. İlmek belirleyicimizin olduğu kısma da yine aynı şekilde batacağız. 3 tane sık iğne yapacağız. Ve ilmek belirleyicimizi yine her zamanki yaptığımız gibi ikinci sık iğnemizi yaptıktan sonra takacağız. Ve üçüncü sık iğnemizi de yapıp sıra sonuna kadar kalan bütün ilmeklerimizi sık iğne yaparak devam edeceğiz. Sıra sonuna geldik. Şimdi şu kenar kısmındaki olan kısmı yapıyoruz. Kenar kısmını bir zincir çekiyoruz. Ve yine aynı şekilde ilk sık iğnemizin içine batıyoruz. Tığımızın tepesine bir kere doluyoruz. 1, 2, 3. ilmeğimizin içerisine ikili trabzan yapıyoruz. Aynı ilmeğimizin içerisine 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Aynı ilmeğimizin içine 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. 4 ve 5. Yine 2 tane zincir atlıyoruz. 1, 2, 3. sık iğnemize bağlıyoruz. Tekrar tığımızın tepesine ipimizi alıyoruz. 1, 2, 3. sık iğnemizin içerisine 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi tepe noktamıza kadar geldik. Tepe noktamıza geldiğimizde ilmek belirleyicimizi çıkarıyoruz ve teşekkür ediyoruz. Tam tepe noktamıza ilmek belirleyicimizi çıkardığımız kısma batıyoruz. Ve 5 tane sık iğnemizi buraya yapıyoruz. Yine 2 ilmek atlayarak 3. ilmeğimize örgümüzü bağlıyoruz. 5 tane sık iğnemizi yaptık. 1, 2, 3. ilmeğimizin içerisine trabzanlarımızı bağladık. Şimdi aynı şekilde tığımızın tepesine doluyoruz. 1, 2, 3. zincirimize 5 sık iğne yaparak sıra sonumuza kadar bu şekilde devam ediyoruz. Sıra sonumuza geldik ve örgümüzü diğer kısmında bitirmiş oluyoruz. Ve ipimizi burada kapatıyoruz. Bu şekilde bitirdik. Şimdi birleştireceğiz ve sap kısımlarını yapacağız. Şimdi hep beraber sap kısımlarını yapıyoruz. Evet arkadaşlar, bikinimizin iki kısmını da bitirdik. Şimdi sap detaylarını, bikinimizin sap kısımlarını ve birleşme detayını yapacağız. Şimdi sap kısımlar için ben yumağımdan gelen ipi şöyle uzun bir şekilde aldım. Ve tam tepe noktasındaki zincirin içerisinden geçirdim. Ve bir tanesini parmağıma doladım. Bir tanesini bu şekilde bakın tığımın tepesine dolayarak ikisini birlikte aldım. Tığımın tepesine dolayarak ikisini birlikte aldım. Tığımın tepesine doluyorum. Yani tek başına tekli bir zincir olmasın diye, hani daha sağlam olsun diye ikisini birlikte alıyorum ki daha kalın bir görüntü olsun.
siz daha farklı saplar tercih edebilirsiniz. Bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelene kadar örüyoruz. Evet arkadaşlar, biz bikinimizin sap kısmını yaptık. Bu şekilde iki tane sapımızı yapıyoruz. Siz kendinize göre ölçüp istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Biz şöyle küçük boncuk detayları kullandık. Tabii bunu şey yapmak size kalmış. İstediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. İstediğiniz objeleri kullanabilirsiniz. O size kalmış. Şimdi bikinimizi birleştiriyoruz. Şu iki kısmı alıyoruz. Ve karşıdaki ipimizi buradan geçirerek bir zincir çekiyoruz. Bikinimize geri dönüyoruz ki biraz daha sağlam olsun diye bu kısım. Sabitliyoruz bir kısmı. Aynen öyle. Şimdi tekrar karşı kısma atıyoruz. Bir zincir de buraya çekiyoruz ki bikinimiz sağlam olsun. İpimizi, zincirimizi içinden çekiyoruz ve ipimizi kopartıyoruz. Ve bikinimiz hazır. Evet, bikinimizi bitirdik. Siz dediğim gibi kendinize göre ölçünüzü ayarlayabilirsiniz. İlk başlangıç kısmındaki zincir sayılarını, eğer ki çocuklarınızı yapacaksanız birazcık azaltabilirsiniz ya da kendiniz için yapacaksanız daha da büyütebilirsiniz. Evet arkadaşlar, Ramazan bizim için bikini modelini yaptı, bitirdi. İnanın yani ben onu izlerken hayranlıkla izledim. Gerçekten yani böyle oturdum şu şekilde izledim. Yani o kadar ince, yani en ayrıntılı kısımlarını bile özenle yapıyor. Emeğine sağlık gerçekten. Söylemek istediklerin var mı senin de, eklemek istediklerin? Söylemek istediğim, bikinimizi eğer örerlerse Instagram hesaplarında beni etiketleyerek paylaşırlarsa çok sevinirim. Takıldığınız yerde de zaten sosyal medya hesabından Ramazan'a ulaşıp sorabilirsiniz. Bütün detaylarıyla birlikte söylüyor zaten. Aynen. Videomuzun alt kısmına yorum yaparlarsa ben ona da cevap veririm. O konuda hiç şüpheleri olmasın. İplerini nereden alacaklar? Bütün örgü malzemelerini? Bütün örgü malzemelerimizi tabii ki de simisyon.com internet sitemize girip oradan temin edebilirler. Bu videolarımızın devamı olacak tabii ki de arkadaşlar. Ramazan bizler için birçok video çekti. Sizlere örgülerin tekniklerini anlatmaya çalıştı. Sen ne düşünüyorsun Ramazan'cığım? Sevdin mi burayı? Arkadaşlara duygu ve düşüncelerini anlatır mısın? Videolarımızı izlemeye devam etmelisiniz. Biz çünkü sizler için çok güzel bu senenin trend olan videolarını çekeceğiz. Kanalımıza kesinlikle abone olmalısınız. Videolarımızı kesinlikle ve kesinlikle izlemelisiniz. Simisyon.com'un sosyal medya hesaplarını takip ederken açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Kesinlikle beni de takip almayı unutmayın. Evet arkadaşlar, Rama benim yerime çok güzel sunlu programı. Çok teşekkür ederim Ramacığım. Ben teşekkür ederim. Beraber görüşürüz diyelim o zaman, programı kapatalım mı? Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın. Hoşça kalın.